Merhaba. Merhabalar. Seyir Dünyası'na hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler de iyisiniz sanırım. İyiyim. Teşekkür ederim. Stüdyonuzda ağırlıyorsunuz bizi. Evet. Burası... Şarkıların üretim yeri. Evet, üretim yeri. Her şey buradan çıkıyor. Burada başlıyor, burada bitiyor. Nasıl geçti 2020 yılı? Ya pandemi dönemi aslında bu çalışma tarzına çok alışığım az. Biz hani zaten çok fazla dışarı çıkmıyorum. Genelde stüdyodayım. Ya geziyorumdur ya da üretiyorumdur ben burada. Ama pandeminin tabii dezavantajı manevi tarafı biraz yoruyor. Çünkü çok arkadaşımız, çok dostumuz birçok sektörden ama bizim sektörden özellikle çok sıkıntı içerisinde. Sağlık sıkıntıları olanlar çok sıkıntı da var. Manevi kısmı bazen böyle tutuyor beni. Hiçbir şey yapamıyorum, çok üzülüyorum. Ama bazen de kendime gelip ya bizim ayakta olmamız lazım, üretmeye devam etmemiz lazım deyip tekrar müziğe veriyorum kendimi. Nasıl sığdırayım 3-5 söze? Yeter mi ki birkaç cümle bize? Bu dönemde tabii ara vermeden şarkıları üretmeye devam ettiniz. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz haftalarda dinleyiciyle buluştu. Evet, seni soruyorlar. Seni soruyorlar. O şarkının tatlı. Bir hikayesi var mı? Aslında var ya, sözlere bakınca aynen hikayeyi öyle. Anlıyorsunuz. Kendi hikayesi zaten. Kendi içerisinde hepimizin başına gelen şey. Ben zaten şarkılarımda onu çok seviyorum. Ya sadece kendi yaşadığım değil de ortak noktayı bulmaya çalışıyorum. Hepimizin yaşadığı şeyleri yazmaya çalışıyorum. Empatiyle bir şeyler yazmaya. Yani hem kendi hislerim var, duygularım var hem de sizden bir şeyler almaya çalışıyorum. Bütün şarkılarımda buna gayret ediyorum, özen de gösteriyorum. Bu şarkı da öyle bir şarkı. Aslında hepimizin derdini yine ben kendi dilimde sizlerle paylaştım. Her ilişkinin sonunda başımıza gelir ya, uzun süreli ilişkilerde kısa süre fark etmez. Evet. Niye bitti? Neden bitti? Ne oldu? Ne olacaksınız? Bu sorular bazen aşar ya, hani artık yorulursun, artık sormayın dersin. Bu şarkının da hikayesi birazcık aslında o. Yeter artık, hani sormayın. Ben size nasıl anlatayım şimdi, o kadar yaşadığımız şey var. Klipte de birazcık onu anlatmaya çalıştık. O sorulan sorular, o sorulara karşı artık ya yoruldum kısmı falan. Bence güzel oldu sevgili Elif Demirak çektik klibi. Evet. Sizin kliplerinizde de hep bir şarkıyla çok bağlantılı bir hikaye görebiliyoruz aslında. Aynen, yapmaya çalıştığım şey ya bir hikayesi olsun anlatırken şarkının üstüne çıkmayacak şekilde ya da direkt şarkıyı anlatalım. Ondan sonra geri kalan kısmı iki aşıklı olduğumuz gibi fazla bir şey yapmayalım deriz. Ben hep şarkıya hizmet ediyorum zaten. Yani ben kendim olarak da şarkıya hizmet ediyorum. Başkasına versem de o şarkıya hizmet ediyorum. Çünkü gerçek o şarkıda. Bizim onun üzerine oynamamız gerekiyor. Onun istediklerini, asıl star bence o bizim işimizde. Onun istediklerini yapmamız gerekiyor. O zaman bize karşılığını fazlasıyla veriyor zaten. Kimlerle çalıştınız? O şarkının oluşum süreci nasıldı? Şöyle oldu. Şimdi ben bütün düzenlemesini, her şeyini yine kendim yaptım bunun da. Sound'un biraz böyle 90'ların o güzel tatlı bir sıcak sound'u var. Ama bizim kendi melodilerimiz de içerisinde. Birazcık dedim zaten şarkı biraz hüzünlü. Onu daha da hüzünlü yapmaya gerek yok. Biraz gülerek anlatalım bu hikayeyi deyip öyle bir düzenleme yaptım. Öyle bir şey tasarladım. Arkadan da bir şeyler daha gelecek bundan sonra. Bir iki ayda bir, üç ayda bir sizinle inşallah yeni şarkılar buluşturacağım. Bir röportajınızda şöyle bir şey söylemiştiniz. 90'lar müziğine çok hakim olduğunuzu çok da sevdiğinizi söylemiştiniz. Evet, benim zamanım tam çünkü. Benim jenerasyonumun, bizim jenerasyonun en iyi bildiği dönem. 90'lar dönemini ve ondan sonra 2000 itibariyle o zamana kadarki arayı çok dinledim, çok analiz ettim. Dile dolanıyor şarkılarınız. O 90'lar tadını alıyorsunuz ama bir yandan da yeni soundları da duyabiliyorsunuz. Ben hibrit seviyorum kendim. Ve dünyada da zaten bence hem film sektöründe hem müzik sektöründe, sanatta özellikle bunun olması gerekiyormuş hissi var benim içinde. Yani sıfırdan bir şey üretebilirim ama bu ürettiğim şeyin bir kaynağı olmalı. Yani orijinal, daha önceden yapılmış bir kaynağa dayalı olması lazım. Çünkü bir kitleyle büyüyor o. Geçmişi her zaman feyz alarak dinlerim. Her şey olduğu gibi. Oradan bazı püf noktalarını alıp kendi müziğime yansıtmayı, kopyalamayı değil kesinlikle. Kendi müziğime yansıtmayı seviyorum. O zaten bence olması gerekiyor. Ana fikir. Ama ondan sonrası benim ruhum, benim müziğim ve benim vizyonum işin içerisine geliyor. Yani dinlediğiniz şeyler, izlediğiniz şeyler. Ben solistlerle çalışıyorum. Bazı şarkılarım arabesk. Ebru Gündeş'le de çalıştım. Murat Boz'la çalışıyorum. Hani farklı farklı birçok isimlere de şarkı yapabiliyorum. Orada onların tarzını geliştiriyorum. Ama söz konusu ben olduğum zaman orada kendimi çok özgür hissediyorum. Çok fazla insana şarkı verdiniz, söz yazdınız. Dediğiniz gibi hepsi farklı tarzlarda, farklı isimler.
o isimlerde çalışırken hiç böyle hani ama bu şarkı da benim olmalıydı, ben söylemeliydim ya da böyle pişmanlığınız falan olmuyor mu? Yani çünkü hiç. Yaptığınız şarkılara çok duygu katıyorsunuz hiç. Ve benimsiyorsunuz. Ben söz yazarı ve besteci olduktan sonra benim asıl olayım zaten müzisyenlik, söz yazarı ve besteciyim. Ben zaten paylaşarak bulunduğum konuma geldim. Hep diyorlar ya belirli kriterleriniz mi var? Standart benim kendi kriterlerim şunlar. O şarkının karşıdaki soliste çok yakışması gerekiyor. En önemli kriterim bu. Diğer ne varsa ondan sonra geliyor bende. Her şarkı her solistle çünkü match olmaz. Evet. Bir şarkı solistini bulmak zorunda. Son olarak da Hadise'ye bir şarkı verdiniz. Evet, bir tane de onda var. Kendisi de sosyal medyadan paylaştı. Çok tatlı. Ben zaten şarkıyı böyle ilk yaptığımda kafamda çalmaya başlamıştı. Hadise olacak bu Hadise diye. Gerçekten de bittiği zaman çok içim esindi. Sürpriz olacak. Az değil ay değil sene sene. Bir de ayrılmışız seve seve. Seni soruyorlar. Evet. Bu arada sizin yapım şirketinizden çıkan ilk şarkı. İlk şarkı. Dijital. Evet. 717 Dijital benim bir hayalim. Zaman içerisinde birçok farklı proje göreceğiz, birçok farklı isim göreceğiz. Hı hı. Yeni, eski, ben yaptığım şeyler. Hayalimdi zaten uzun süredir. Kendi şirketim, kendi vizyonum, hı hı. yapabildiğim şeyleri göstermek ve bu zamana kadarki tecrübemi artık farklı şekilde dönüştürebilmek adına. Seni soruyorlardı, buranın ilk hı hı. Yapımı. Bebek bir şirket ama... 2-3 sene içerisinde getirmek istediğim bir nokta var. Hedefim belli. Yapacağım şeyler de belli. Zaman içerisinde buradan çok güzel yeni projeler size gelecek. Ersan Yener zaten artık 717'nin içerisinde. Ama birçok farklı isim, birçok proje 4-5 ay içerisinde sizlere çok aktif olarak yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Oranın amacı gerçekten hem bir eğitim alanı, hem bir okul, hem de bir prodüksiyon şirketi. Hepsi içerisine dönsün. İyi niyetle başlattığım bir şey. İnşallah sonu da güzel olacak. Bu kadar hit şarkıya imza atan birisinin nasıl bir şarkı yazma disiplini olduğunu çok merak ediyorum. Böyle bir şey var mı? Var. Yani bu iş disiplinsiz olmaz zaten. Yani müzik de öyle. Yetenek tek başına bağımsız çok güzel bir şey. Ama bu yeteneği bir hale, bir harmana sokmak için içine çalışmak ve disiplin giriyor. Bir dönem hiçbir şey yazmam. Dururum. Bir dönemde sadece yazarım. Çünkü o bir başlangıçtır, bir şeyler yazarak başlarım ve açılır. Bir süre yazarım ama bir şeyleri tekrar ettiğimi hissettiğim anda bırakırım. O zaman mola vermem gereken bir zaman çünkü. O bazen bir sene sürer, bazen 6 ay sürer, bazen 2 sene sürebilir. Ama kalemi elime aldığım zaman da dış dünyayla hayatı bırakırım. Çünkü o da başka bir durum oluyor artık benim için. Bu ikisinin dengesini kurmaya çalışıyorum hayatımda. Ersan Bey çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Gerçekten benim için de çok keyifliydi. Koronasız güzel günleri hep beraber inşallah. Umarım. Çok teşekkür ederim.